Step Back yeni sezondan hepinize merhabalar. Ben Efe Yamanlar. Her zaman olduğu gibi Özer Çelik Süngül ile birlikte sizlerle olacağız. Özer, hoş geldin. Hoş buldum Efe. Tabii heyecanlıyız. Bu geceyle birlikte artık 11 ayın sultanı geri dönüyor diyebiliriz. Yani uykusuz geceler başlıyor diyebiliriz abi, ama sen zaten uykusuz gecelerden çıktın, vatanı korudun, sınırlarımızı korurken uykunu böldün. Şimdi de NBA için uykusuz geceler devam edeceksin. Benim için başlıyor belki. Abi ya, gerçekten şöyle bir şey var. Tabii biz bu yaz bayağı bir hani spor dolu bir yaz geçirdik. İşte olimpiyat geldi geçti, Euro 2024 geldi geçti, paralimpik oyunları şu bu derken biraz farklı branşlarda yoğunlaştığımız bir yaz oldu. Ama gerçekten ne olursa olsun NBA başladığından itibaren, en azından şahsım adına konuşuyorum, benim için diğer tüm her şeyin değeri böyle birer ikişer mecbur düşmek zorunda kalıyor. O yüzden gerçekten çok ama çok mutluyum bu konuda diyebilirim. Kesinlikle, yani biraz ben burada şey gibi görüyorum. Konu özellikle spor olduğunda ve sevdiğim spor organizasyonları olduğunda, hani hepsi benim bebeklerim demek istiyorum ama ya elbette şimdi duygusal olarak bizde de farklı hitap ettiği bir yer var. Yoksa işin tabii ki daha mesleki boyutuna baktığımızda, hele ki sen ve ben bunu tabii beraber konuştuğumuzda spektrumun çok farklı yerlerine gidip oralarda da değerli deneyimler elde ettik. Ama NBA'in senin için de benim için de biraz daha çocukluğumuzdan gelen ayrı bir bağı, ayrı bir duygusal öz evlat özentisi var. Evet, öz evlat yani. Doğru. İstersen başlayalım. Tabii şimdi yani normal bu yaz döneminde konuşulacak çok hikaye vardı. O yüzden hepsini şimdi bu bir programa sığdırmak veya bir kez daha üstünden geçmek çok mantıklı değil. Genel olarak Doğu ve Batı'nın durumunu konuşacağız. Biraz milli basketbolcularımıza bakacağız çünkü orada da önemli haberler var. İstersen Doğu ile başlayalım. Tabii son şampiyon Doğu'dan çıktı, Boston Celtics. Bir numaralı favori yine Boston Celtics olacak bence bütün sezon, ama Doğu ile alakalı Doğu'da iki takımın çok fark yaratacağını düşünüyorum. Birincisi pozitif anlamda New York Knicks. Onu da zaten biraz daha açarız. Evet. İkincisi, yine müthiş şüphelerimin olmasına rağmen ben Philadelphia'nın da bir adım öne gideceğini düşünüyorum. Ya kesinlikle, istiyorsan New York'tan başlayalım. Çünkü bu yazın en sansasyonel hamlesini yapan takım New York, evet, oldu ki bu biraz daha beklenmedik bir şekilde gelişti. Yani biz bu haberin, bu takasın gerçekleşeceğini çok fazla önden kulis olarak duymadık ve aslında biraz bir gece gündeme bomba gibi düştü. Ya bomba demişken de bu arada Wojnarowski'de bıraktı. Evet, Woj bomb da diyemeyeceğiz. Üzdü öyle beni. Ufak bir bomba demiş de olduk. Ya tabii şimdi bu takasa baktığımızda birkaç boyutu var bu takasın. New York tarafından eğer bu işi öncelikle ele alacak olursak, New York bu sezon Mikal Bridges'ı sezonun başında bütün draft haklarını vererek takıma getirdiği zaman bir kolej basketbolunun efsanesi olan, arka arka iki şampiyonluk kazanan Villanova dörtlüsünü aynı, evet, takıma getirmişti. Jalen Brunson, Josh Hart ve Dante DiVincenzo'nun olduğu Knicks'e bu üçlüyü dörde tamamlayan Mikal Bridges gelmişti. Ve biz yazın başında çok güzel bir romantik hikaye yazılacak gibi düşünüyorduk. İşte Villanova dörtlüsü, Knicks'te, kolej arkadaşları. Bu hikayenin başlangıç noktasında Jalen Brunson biliyorsun kendi kontratında çok ciddi bir indirime gitti. Yani yaklaşık masada 130 milyon dolara yakın bir para bıraktı ki biz bunu profesyonel, yani basketbol demiyorum sadece, profesyonel spor tarihinde, Amerikan sporları tarihinde buna benzer bir şeyi hiç görmemiştim neredeyse. Acayip bir fedakarlıktı. Bütün bunların ışığında işler çok böyle romantik bir duygu yüklü giderken Knicks'ten aslında o Villanova dörtlüsünü hiç profesyonel olarak izlemeden bozacak bir hamle geldi ve Dante DiVincenzo ile kontratı 2025 yazında bitecek olan Julius Randle'ı Minnesota'ya yolladılar ve Minnesota'dan da Karl Anthony Towns'ı getirdiler. Bunun tabii ki basketbol açısından bir boyutu var. Bu boyuta baktığımız zaman elbette şunu görüyoruz ki Towns'ın gelmesiyle beraber bu takımda 5 tane dışarıdan oynayabilen oyuncuyu aynı anda oynatabilme potansiyeli doğdu. Çünkü mevcut Knicks'te, Towns takasından önceki Knicks'te şu soru işareti biraz vardı. Herkesin sağlıklı olduğu düzlemde Julius Randle, Mitchell Robinson ve Jalen Brunson. Yani bu oyuncuların her biri üçlük çizgisinin içinde hareket eden oyuncular. Zaten Mitchell Robinson potanın bir adım ötesine bile gidemeyen türden bir oyuncu. Randle'da her ne kadar üçlüğü olsa da biraz daha orta mesafeyi seven ve elinde topu isteyen bir oyuncuydu. Bu takas teoride tamamen bu takımda hücumun dizginlerini Jalen Brunson'ın eline veren nitelikte bir takas. Çünkü Brunson'ın topu elinde sahip olacağı ve etrafında da şut atabilen, topu elinde çok istemeden
hücum aksiyonu üretebilen oyuncularla dolu bir takım olacak. Bu açıdan tabii ki teorik bir mantığı var. Öte yandan Mitchell Robinson Aralık ayına kadar sakat, hatta sakatlığın Şubat'a kadar sarkması beklenmekte. Knicks'te çok ciddi bir uzun açığı da vardı. Towns şu anda geldiği gibi 5 numarada oynayarak Knicks adına bu açığı da kapatacak. O açıdan Towns'ın niye buraya geldiği anlaşılabilir. Yani Knicks bu sezon NBA arenasına baktı ve Towns sakatlığıyla beraber, Bridges ve Towns sakatlığıyla aslında şuna karar verdi. Yani ben dedi, elimdeki bütün asetleri masaya sürüyorum. Çünkü ben artık şampiyonluğu kazanabileceğime inanıyorum. Benim daha fazla elimde bir şey bekletmeme gerek yok. Ben şu anda şampiyonluğu kazanabilecek bir pencerede olduğuma inanıyorum dedi. Ve buna yönelik bir hamle yaptı. Kağıt üzerinde bence bu şansları var Efe. Yani Doğu'da Celtics'in arkasından, bence hala Celtics'in arkasındalar. En büyük ikinci favori konumundalar. Bu açıdan önemli bir güç elde ettiler ama... Yani bir yandan bence bu teorinin eksi tarafları da var. Ben hani oraya geçmeden sana aslında burada biraz topu bırakayım. Abi şöyle, bu takas ben askerdeyken oldu. Ben askere gitmeden önce de biz seninle kendi aramızı konuşurken de ben New York'un bu sezon Doğu'nun en iyi ikinci takım olduğunu düşünüyorum. Daha bu takas ortada yoktu. Karl Anthony Towns benim kendi draft olduğunda çok fazla beklentimin olduğu bir oyuncuydu. İşte bir sakatlık falan geçirdi ama benim için her zaman Karl Anthony Towns Karl Anthony Towns'dur ve bence Minnesota'da artık onunla yola devam edeceğini 3 aşağı 5 yukarı biz hissediyorduk. Hatta seyircilerimiz belki hatırlar. Biz bir programda ya Step Back'te ya televizyonda son periyotta bunu konuşmuştuk. Yani Karl Anthony Towns'un Minnesota'nın elinden çıkaracağı ilk isim olacağını konuşuyorduk. Çünkü orada Anthony Edwards'ı falan çıkaramazsın yani. O adam biraz franchise player oldu. New York'un bence şimdi savunmada eksi tarafları muhakkak olacak. Geçen sezon da vardı. Bence bu sezon biraz daha özellikle boyalı alanda olabilir. Çünkü Karl Anthony Towns'un ben işin savunma kısmını çok büyütemiyorum gözümde ama New York'un bence yaptığı bu takasla en önemli şey şehre bir isimli adam daha getirdiler. Evet. Şimdi bak mesela Anunoby müthiş bir oyuncu. Yani çift taraflı inanılmaz bir oynuyor. Ama müthiş bir isim mi? Bilemezsin. Yani bir süperstar ismi veya potansiyeli bir değil. Bir all-star aurası yok evet. Aslında. Bence çok kaliteli bir oyuncu ama sonuç olarak Towns gibi adının altında all-star apoletleri olan All-NBA seviyesinde bir oyuncu değil. Değil. Ya bence buradaki en önemli nokta oyunun saha içiyle birlikte saha dışında da Anthony Towns gibi bir isim getirebilmiş olmalı. Çünkü onlar biliyorsun Kevin Durant'ı falan da denediler. Yani denemediler değil. New York'a uzun bir zaman sonra belki biraz böyle Carmelo'dan sonra bir süperstar daha getirmek için uğraştılar. Ama o süperstar da çok beklemedikleri yerden Brunson'dan geldi. Evet. Şimdi Towns'la birlikte de orayı biraz daha harmanladılar. Bana göre de Doğu'da ikinci sırada şu an. Ya kesinlikle. Ben de şunu düşünüyorum. Artı taraflardan birine kesinlikle şunu eklemek lazım. Karl Anthony Towns her ne kadar Minnesota'da seçildiği dönem Minnesota'nın bir numaralı oyuncusu gibi gözükse de Anthony Edwards'ın gelişiyle beraber kademeli olarak Minnesota'da ikinci adam rolünü kabullenmiş ve içselleştirmiş evet. bir şekilde oynamaya başlamıştı. Yani Minnesota'da özellikle son sezonda Anthony Edwards'ın dizginlere sahip olduğunu ve Towns'ın onun yanında biraz daha Robin konumuna geçmeyi kabul ettiğini, bunu kabullenerek bir oyun oynadığını görmüştük. Bence bu önemli çünkü aynı şeyin New York'ta bu takas olmasaydı Julius Randle özelinde olacağını iddia etmek güçtü. Çünkü Julius Randle sakatlanmadan önce Jalen Brunson çıkmış olduğu mertebeye çıkmamıştı ve bu takımda Randle Brunson'la ortak bir mertebedeydi. Fakat Randle sakatlandı, sezonu kapadı. Sonrasında Jalen Brunson MVP sıralamasında ilk 5'e girmeyi başardı. Anormal bir seviyeye çıktı. Şimdi Randle'ın sakatlık dönüşü geldiği New York'la sakatlanmadan önceki New York personeller benzer olsa da aynı değildi. Ve bence bu bir problem yaratabilirdi. Çünkü Randle'da sözleşme sezonunda, kontrat senesinde. Yani bu denklem Randle'ı çok da belki kimyanın dışına çıkartabilir ve etmen olabilirdi. Çünkü bir yandan da şunu düşün işte takım tamamen Jalen Brunson'a yatırım yapıyor. Onun kolej arkadaşlarını getiriyor, bir kadro kuruyor. Sen kontrat senendesin. İşte bu takıma uzun yıldır All NBA ödülü getiren, All NBA seçimi getiren tek oyuncusun. All Star'a seçilmişsin. Bir anda kendini bulduğun nokta bu oluyor. Yani bu şampiyonluk hedefi olan bir takım için soyunma odasını biraz da bence kötü anlamda karıştırabilecek bir unsurdu. Dışlanmış hissedebilirdi. Yani Towns'ın o yüzden oradaki gelişi bence bir tık daha hiyerarşik anlamda da bir sükunet sağlıyor. Ama bunun bence iki tane önemli göz ardı edilemeyecek eksisi var. Hatta üç tane var. Birincisi
Biz şu ana kadar hiçbir NBA takımının Karl Anthony Towns o takımın 5 numarası iken iyi bir savunma takımı olduğunu görmedik. Yani modern NBA'de dış oyuncular her ne kadar savunmada çok değerli olsalar da halen takım savunmasını yukarıya çeken faktörler uzunlar. Çünkü çapalar. Yani dış oyuncular tek bir kişiyi görüyorlar, tek bir kişiyi savunuyorlar ve bu günümüz NBA'de çok zor bir şey. Ama halen arkadan gelen ve bütün takımı görebilen o çapa oyuncular önemli bir rol üstlenmekte benim gözümde. O yüzden Towns'ın 5 numarada olduğu bir takım bunu ne kadar yapabilecek bir soru işareti. Çünkü Karl Anthony Towns çok sakar bir oyuncu. Fizikselliğini çok kullanmayı becerebilen bir oyuncu değil. Savunmada konsantrasyonu yer yer düşüyor. Çok fazla gelgiti olan bir oyuncu. Şimdi siz onu 4 numarada Minnesota'ya koyduğunuzda 3 numarada Jaden McDaniels, 5 numarada Rudy Gobert oynadığında Towns'ın bu özellikleri biraz daha kompanse edilebiliyordu. Ama şimdi New York'ta her ne kadar Mikal Bridges, OG Anunoby gibi yani NBA'in belki de en iyi 3 kanat savunmacısından ikisi olsa da bu yeterli olmayabilir. Çünkü Towns'ı arkada yedekleyebilen şu anda bir Gobert minvalinde sigorta olmayacak bu takımda. O bence büyük bir problem ve bir yandan da şu anda çok buna dair bir sorun yok gibi gözükmekte ama Minnesota'da Karl Anthony Towns'ın head coach'u Tom Thibodeau olmuştu ve bu deney hiç iyi gitmemişti. Bu ikilinin iletişimi o dönem çok iyi değildi. Şimdi aradan çok zaman geçti. Bu ikilinin ikisi de yani bireysel olarak çok gelişme kaydetti. Yeni ilişkileri nasıl olacak göreceğiz ama ben oraya da en azından sezonun başında için bir şerh düşeceğim. Bunu merak ediyorum. Bunu gözlemlemek istiyorum. Bir de bu takasta bence çok konuşulması gereken bir parça. İstiyorsan işin Minnesota tarafına geçip konuşuruz onu da. Donte DiVincenzo. Evet. Buradan gitmesi Knicks'te çok büyük bir bence açıklık yarattı. Ve Knicks'in bence de bu takasın ardından çok küçüldü. Yani ilk 5 çok iyi bir ilk 5. Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby, Karl Anthony Towns ama bence baktığında şu anda bench'te Miles McBride dışında çok sayabileceğim bir oyuncu yok. İstersen biraz da Doğu'nun genelinden konuşalım. Seyircimizden de özür diliyorum. Biraz böyle bir öksürükle ilgili sıkıntım var. Ya Doğu'ya şöyle genel bakınca ben yine Doğu şampiyonunun Atlantik'ten çıkacağını düşünüyorum. Evet. Yani orada olan şüpheler tabii ki de Boston, New York ve Philadelphia. Ama yani Milwaukee var burada dışarıda. Doğu'yu genel böyle bir bütün yazı düşünürsek, yapılan hamleler, yapılan takaslar veya kontratları da düşünürsek Batı'nın Doğu'nun yine çok önüne geçtiğini söylemek lazım. Yani. Ya kesinlikle. Bence Doğu konferansında segmentler çok belli. Çok yani. Belli. Yani senin kötü olacak takımların da çok belli. Brooklyn Nets, Washington Wizards kötü olmak için hani bağıran takımlar şu anda. Play'in potasında mücadele etmesini beklediğin takımlar belli. İşte Chicago Bulls kötüyle play'in arası bir yerde. Charlotte Hornets benzeri bir pozisyonda. Atlanta Hawks benzeri bir pozisyonda. Bu takımların yeri belli. Bu yıl kendisini playoff'a atacak iddiası olan yani playoff'a garanti girecek olan takımlar biraz daha belli. İşte Orlando Magic, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Miami Heat. Buralarda belli ve hani konferans finali ve şampiyonluk için iddiası bir tık daha yüksek olan takımlar da burada belli. Hani Boston, New York, Philadelphia ve Milwaukee evet. şeklinde. Hani bir sıralama tabii burada sunmuyorum. Bence hani Doğu Konferansı özelinde bu kırılmalar, bu dağılım çok daha net bir şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Hani Batı'ya geldiğimizde Batı'da dipte olmasını beklediğimiz iki tane takım var ama geri kalan her takım kendisini bir şekilde play-in potasına sokmaya çalışacak, play-off'a sokmaya çalışacak. Orası biraz daha karışık. Hani benim Doğu üzerinde söyleyebileceğim belki iki şey. Ben Milwaukee'ye güvenmiyorum. Güvenmememin sebebi de Doc Rivers. Yani ben Doc Rivers'ın başında olduğu bir Milwaukee'nin ne kadar iş başaracağını çok güvenerek söyleyemiyorum. Normal sezonda iyi bir iş çıkartabilirler. Yani çok iyi minimum kontrat oyuncular aldılar. Yani ben orada özellikle Gary Trent Jr. eklemesini çok beğendim. Ama ne olursa olsun Middleton'ın bir yaş daha yaşlandığı, Brook Lopez'in bir yaş daha yaşlandığı, Giannis'in bir yaş daha yaşlandığı, Lillard'ın bir yaş daha yaşlandığı bir sezona giriyorlar. Ve özellikle Middleton ve Lopez özelinde de biraz artık o sakatlık endişeleri de var. Giannis için de benzerini söylemek lazım. Yani sakatlıktan dönüyor zaten. O yüzden ben çok da güvenemiyorum açıkçası bu takıma. Ama Doc Rivers her zaman normal sezonda iyi işler çıkarmayı başaran bir koç oldu. Burada da normal sezonda iyi işler çıkartacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında da Philadelphia bence bu sezonun Paul George'la beraber zaten off-season'daki transfer bazında en önemli transferini yaptı. Onların da yine iddiası yüksek olacak ama Batı'da denklem daha karmaşık dediğin gibi.
Doğu'yla ilgili ben de iki tane şey söyleyip Batı'ya geçelim istersen. Bana göre Doğu'nun kaderini bu sezon Boston belirleyecek. Ya yani Boston'ın şampiyon olduktan sonra nasıl bir reaksiyon vereceği, tüm sezonu yine 60 galibiyeti üzeri bir motivasyona geçirecekler mi veya farklı şeyler mi deneyecekler, o bence o Doğu'daki ilk 4 sıralamasını belirleyecek faktör olacak. Philadelphia burada merak ettiğim bir takım. Paul George'u nasıl ekleyecekler, Embiid'le nasıl bir sistem kuracaklar, ona bakacağım. Ve New York'ta gerçekten çok ilgimi çeken bir takım. Çoğu maçında New York'u izlemeye çalışacağım. Milwaukee hani o ilk 4 arasında da en zor olduğum takım yani. Bu kaçınılmaz ve genel olarak Doğu'yu da takımların kimyalarını ve şöyle bir kadrolara baktım. Doğu'yu gerçekten çok sevmedim bu sene yani. Bazı takımlar çok vasat çünkü. Ayrımlar çok net. Yani en kötü, ligin en kötü takımları da burada olacak. Evet. Bir de bu sene takımların biraz drafta yatmak için ekstra geçtiğimiz yılda olmayan türden bir teşviği var. Çünkü bu yılın yani 2025 NBA draftı çok özel yeteneklere kapı açacak gibi. Özellikle Cooper Flag başta olmak üzere. Yani orada böyle işte bayrak kapmak için sıra tutanların şu an sayısı biraz yüksek. Yani Wizards, Brooklyn... biraz hani Allah kurtarsın Detroit, seviyesinde. Evet. Detroit çok doğru, bak ben Detroit'i saymayı bilmiyorum. Detroit unuttuk hani, çünkü yani. Detroit o kadar kötü bir durumdayken Detroit'in artık drafta yatmaması lazım. Hani 5 yıldır zaten ilk 5'ten seçiyorlar. Hani onlarda da böyle bir durum var. Nasıl açıklayacaklar hani? O da çok zor. Onlar da Monty Williams'ı yolladılar. J.B. Bickerstaff'ı getirdiler. Ya yani ben Detroit'in yani o en yani Washington ve Brooklyn'den biraz daha iyi play'inin dışında bir takım olacağını düşünüyorum. Ben onları Charlotte'ın altına yazıyorum açıkçası bu sıralamada. Yani Doğu'da bir tek Boston'la ilgili bence şunu söylemek lazım. Çok ilginç bir yaz geçirdiler. Yani evet. Bir NBA şampiyonluğunun ardından bir yazı bir takım ve bir takımın süperstarı ancak bence bu kadar az saygı görerek geçirebilirdi. Bu da bence Boston Celtics taraftarlarını mutlu etmesi gereken bir şey. Çünkü takım yeniden şampiyon olduğu bir sezonun ertesinde çok da yine hırslı bir şekilde gelecek buraya. Yani normalde biz her zaman şampiyon olan takımda normal sezonda düştüğünü, biraz ikinci şampiyonluk mücadelesi sırasında düştüğünü görüyoruz. Zaten son 7 yıldır şu anda karıştırmıyorsam arka arka NBA şampiyonu çıkartamadık. Back to back çıkartamadık. Yani bence şartlar şu anda Boston için çok iyi durumda. Yani Jason Tatum yazın çok ciddi bir eleştiri aldı. Olimpiyat sezonundan ötürü çok bence işler enteresan bir noktaya çıktı onun için. Jaylen Brown'un olimpiyat kadrosuna dahil edilmemesi. Ya ona çok sinirlendi o. Çok farklı bir noktaya getirdi. Yani bu takımın en iyi iki oyuncusu yeniden bu sezona gelirken hani hırstan gözleri dönmüş bir şekilde gelecektir. Yani bu bence Boston için çok avantajlı bir durum oldu. Batı'ya geçelim. Batı'da da bana göre sıralamanın ilk zirvelerine yani 1-2-3 oraları düşünürsek Denver, Minnesota ve Oklahoma çok orada benim ön plana çıkardığım takımlar. Yalnız gerçekten bana göre NBA'in şu an grup olarak açık ara en iyi grubu Pasifik. Tabii. Çok kaliteli basketbol oynandığı veya en doğru basketbolun oynandığı için değil. Gerçekten şöyle bakıyorsun, Golden State, hep Golden State kadrosu üst bir seviyede. Lakers zaten LeBron James'e sahip. Phoenix diyorsun, onlarda da yok yok. Ve ben bu sene Sacramento'nun da bir atılım yapacağını düşünüyorum geçtiğimiz sezondan geriye dönerken. Burada en geriye gidecek takım tabii ki de açık ara Clippers. Evet. Ya, bu da talihsizlik oldu bu arada. Yeni salonlarına geçiyorlar. Ya ben onların bu yaz Paul George'a o istediği kontratı niye vermediklerini hiç anlayamadım. Yani normal yeni salona geçiyorsun. Harden'a kontrat vermesin. Leonard'a vermesin. Ya zaten batmışsın batacağın kadar. Yani Paul George'u hiçbir şey geri almadan elden çıkarmaları bana çok akıllıca gelmedi. Beni şaşırttı ve evet yani Clippers'ın çok net bir adım, bir buçuk adım geriye atmasını hepimiz bekliyoruz. Pasifik grubu senin de söylediğin gibi yani 5 takımın 4'ünde çok net hani birinci sırada Hall of Fame oyuncu var. Yani evet. LeBron, Steph, Renkli. KD, Harden. Yani bu oyuncuların her biri yani kariyerleri bittiği anda muhtemelen Hall of Fame'e yazılacak isimler. O yüzden bu tabii ki çok özel. Bir yandan bu takımların geçirdiği önemli değişimler var. Özellikle Warriors'ta tabii ki Big Three'nin dağılışı, Klay Thompson'ın Dallas'a gidişi, onun yerine yapılan eklemeler, yepyeni bir kabuk, yani bir değişim var orada da. Bir değişim rüzgarları var. Bunun nasıl bir etki yaratacağı büyük bir merak konusu. Ben şahsen pozitif olacağını düşünüyorum. Ben hani Klay Thompson'dan çıkıp D'Anthony Melton, Buddy Hield ve Kyle Anderson gibi isimlere gitmelerini faydalı buluyorum ama orada da bir yandan Kuminga, Draymond Green ve Andrew Wiggins'in yarattığı bir sıkışıklık var. Ben sezonun içinde Warriors'ı
büyük takasların bir numaralı adayı olarak görüyorum bundan ötürü de. Moses Moody'ye de bir kontrat verdiler. O da yine takaslanabilir oyunculardan biri olacaktır. Phoenix benim bu sene net bir şekilde ileri adım atmasını beklediğim bir takım. Çünkü 3 tane çok iyi şey yaptılar bana sorarsan. Birincisi Mike Budenholzer'ı takımın başına getirdiler. Mike Budenholzer mükemmel bir normal sezon hocası. Kesinlikle bu takımın hücumunu bir adım ileriye getirecektir. İkincisi takıma gerçek bir point guard getirdiler. Çok ucuza Tyus Jones'u bu takıma katmayı başardılar. Bence yazın radar altından giden en değerli eklemelerinden bir tanesiydi Tyus Jones eklemesi. Bu takımın elini yüzünü çok toparlayacaktır. Yani geçtiğimiz yıl Devin Booker veya Bradley Beal'a top getirme olayı işe yaramamıştı. Şimdi gerçek bir guardın bu takımda olması bence takımın elini yüzünü çok daha toparlayacak bir ekleme olacaktır tabii, diye düşünüyorum. Getir getir attansa evet. Yani bir oyuncunun daha değerli toplu bir oyun başlangıcı, bir hücum başlangıcı yaptırması çok değerli. Çünkü belki Beal ve Booker için değil ama Kevin Durant'ın artık öyle bir mesafeyi tabii. Kat etme şansı yok. Yani o biraz zaten emareleri göstermeye başladı Durant'ta abi. Yani ben Phoenix'ten umutluyum bu sene. Ben Phoenix'i yani ilk altının içinde rahat bitireceğini düşünüyorum. Ben de. Yani ben hani play-in yapmadan play-off'a kalabileceklerine inanıyorum Phoenix'in. Batı'da bence normal sezonun çok net öne çıkan bir favorisi var. O da Oklahoma City Thunder. Çünkü o kadar iyi ve yani yaz geçirdiler ki hem aldıkları isimler hem takaslar kurdukları kadro yani hem çok derin hem çok kaliteli hem de birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Yani büyük şanssızlık oldu. Isaiah Hartenstein elini çatlattı. Evet. Yanlışım yoksa 6 hafta kadar olmayacak oyuncu. Ama ona rağmen bu kadroya bakıyorsun çok derin. Yani 1'den 9'a kadar bu kadar kaliteli oyuncuya sahip olan bence bir Boston Celtics var. Bir Oklahoma var. Hatta Oklahoma'yı bence yani ilk 5 dışında genel rotasyonu sayarsak Boston'ın önüne yazmak bile mümkün. Ya bu açıdan ben Oklahoma'nın normal sezonda çok farklı bir seviyede olacağını düşünüyorum. Chet Holmgren'in ikinci yılında olması ona çok başka bir olgunluk getirecektir. Shai Gilgeous-Alexander zaten bir çizgiye çıktı, bu çizgiyi sürdürecek gibi duruyor. Yani buradan geri adım atacak bir oyuncuya benzemiyor. Jalen Williams harika bir oyuncu. Ben bu yıl All-Star olabileceğini düşünüyorum. Çok iyi bir seviyeye çıktı. Lu Dort bu beşi çok iyi tamamlayan bir isim. Alex Caruso harika bir ekleme. Yani evet. Bu takımın geçtiğimiz yıl nerede zayıflığı vardı? İlk üçlükte ve rebound'da. Isaiah Hartenstein'i getirdiler. Geçtiğimiz yılın yüzde olarak en çok hücum rebound alan oyuncusu Alex Caruso'yu getirdiler. Bu ligin en iyi perimetre savunmacısı ve üçlük atan oyuncularından bir tanesi. çok iyi eklemeler. Yani normal sezon için mükemmel bir yere geldi bence Oklahoma. Hani halen genç olmalarını belki playoff'ta biraz onların aleyhine kullanabiliriz. Ama normal sezon üzerinde bence Oklahoma bu yıl Batı'yı sürkülese edecektir. Yani ben 60 galibiyet üzeri bu yıl NBA'de çıkmasının en muhtemel olduğu takımın Oklahoma olduğunu düşünüyorum. Orada işte bu Batı'daki hani kanlı boğuşmalardan o bireysel birebir rakipleriyle oynadığı maçlar çok kritik olacak. Yani orada ayrımlar bence doğudaki gibi bir takım 60 galibiyet alırken bir takım 45 galibiyette kalmayacaktır. Yani işte geçen sezon 47 ile Lakers play'ine gittiler. Evet. Yani orada batıdaki o iş çok daha birbirine doğuda, yakın gidiyor. Doğuda 35'te Toronto geçtiğimiz yıl yanlış mı yoksa play'ine sondan girdi işte. Yani o böyle öyle bir fark var. Senin söylediğin gibi Pasifik'te Golden State'i çok merak ediyorum. Klay Thompson'sız ne yapacaklar ama şeye de %100 katılıyorum. Yani bence hem Golden State hem Lakers takas deadline'ına kadar birçok oyuncuyu elden çıkarabilecek en şey iki takım evet, yani en yakın iki takım. Tamam, değişen takımlar. Sen değişim dedin. Lakers'ta pek bir değişim olmadı. Lakers yazı. Koç değişti. Onu evet. Zaten konuşmuştuk daha önce de. İzleyerek geçirin. Sadece abi koçla alakalı Lakers'ın yani JJ Redick çok soru işareti olabilecek bir isim. Tabii ki de daha önce böyle bir deneyimi olmadığı için ama asistan koçları iyi tuttular. Evet. Yani Nate McMillan veya Scott Brooks bunlar hep NBA'de belli bir yani, üstün head coachluk yapmış asistan koçları. Koçlar bunlar. O yüzden orada da Lakers'ın akıllı davrandığını söylemek lazım. Tabii bireysel bütün sezon takımları konuşacağız. Hani şu an çok bireysel indirmemek lazım. Batı'ya şöyle bir bakıyorum abi. Kim var? Daha başka kimleri yani konuşabiliriz? Çok ufak Denver ve Minnesota atabiliriz. Evet. Yani baş üstü takımlar. Denver'da bence çok büyük bir sorun var. Caldwell Pope'u kaybetmeleri bence bir yara verecek bu takıma. Yani Denver'da birazcık biz her şeyi içeriden yamayabiliriz bakış açısı var ama Caldwell Pope bence bu takımın ilk beşinde bu beşi çok iyi tamamlayan bir oyuncuydu. Onun kadar bu beşe entegre olabilecek bir oyuncu yok. Christian Brown onun getirdiği şütörlüğü getiremiyor. Julian Strother onun getirdiği savunmayı ya savunmayı getirse şutu getiremiyor yine. Oralarda bence bir eksiği var Denver'ın ve Jamal Murray'nin ufak bir sakatlığı var ve çok formsuz. Ona rağmen Jamal Murray'e de 5 yıllık yani yeni bir kontrat verdiler. Şu an tam meblağını unuttum bunun.
O açıdan Denver'da bence birazcık zorlu bir sürece girecek bu açıdan. Onları da test edileceğini ben bu anlamda düşünüyorum. Merak ediyorum Denver'ı. Bence Westbrook eklemesi yani minik bekleme. Bir şey değiştirmez Denver adına ama ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ben Westbrook'un bu takımda Denver'ın şampiyonluk yılında Bruce Brown'ın yaptığının ufak çaplısında bir etki yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü Denver gibi takımlara biraz soyunma odasında sesi çıkan, o patlayıcılığı getiren, yırtıcılığı getiren normal sezonda oyuncular lazım. Denver takımında bunun eksikliği vardı. Yani Westbrook bunu yapabilir. Yok işte Westbrook'a 3 tane 4 tane maç başına boş smaç vurdurur. Yani bu şekilde bir düzen olur. Yoksa Westbrook'un ben playoff'ta Denver için kritik bir rol oyuncusu olacağını düşünmüyorum. Ama normal sezon için gerekli beklemeydi diye. Gerekli demeyeyim de iyi beklemeydi diyeyim. Minnesota özelinde tabii Towns takımdan gitti. DiVincenzo ve Randall geldi. Yani Minnesota'nın bu takası yapması biraz finansal da olabilir. Çünkü Karl Anthony Towns 50 milyon dolar kazanıyordu ve Minnesota iyiden iyiye bu yeni NBA salary cap düzeninde ikinci apronu da geçen bir takım olma yolunda gidiyordu. Şimdi Towns'ı takımdan göndermeleriyle beraber ellerinde biten kontratlı Randall ve DiVincenzo var. Randall'ın kontratından çıkmalarında veya onu ucuzatmaları durumunda Minnesota işin salary cap tarafında, vergi boyutu tarafında da kendi ellerini çok güçlendirecek bir hamle yapmış oldular. Ve bence bir yandan şu da düşünülmüş olabilir. Yani bu sadece bu ve bir sonraki yıl için mücadele eden bir takım değil, önümüzdeki 4 yıl için rekabetçi olabilecek bir takım kurmak adına bizim bir şekilde finansal indirime gitmemiz gerekiyordu. Bakış açısına da sahip olmuş olabilirler. Randall, DiVincenzo, bence DiVincenzo bu takım için çok daha uygun bir ekleme. Ve bir yandan da Nazri'ye de güvendiler bence Towns'ı gönderirken. Yani Nazri gerçekten bu sezon benim bu arada 6. adam adaylarımdan biri olacak da. Denver ilk Oklahoma ile oynuyor. Zor bir karşılaşmayla başlayacaklar. İki takımla ilgili şunu söyleyeyim ben de. Ben Denver'ın geri adım atacağını düşünüyorum bu sezon. Yani tabii ki de bir play-in potasına düşmek veya işte 35 galibiyet alacak demiyorum ama Batı'nın en güçlü takımı bana şu an sorsan Denver mı diye, bence Denver değil. Oradan uzaktalar. Oradan uzaklaştılar. Çünkü şimdi mesela Nikola Jokic yükselişini sürdürürken o artık Denver'ı alıp bir noktaya getirmişti ve bunu yaparken de işte yanında neydi? Jamal Murray çok ciddi bir katkı veriyordu. Yan parçalar çok iyiydi. Takımın sistemi tamamen buna uygundu. Şimdi bakıyorsun yok hiç, aynı yok hiç. Ne verimliliği düşüyor. Bir tek üçlükte biraz zorlandı geçtiğimiz sezon. Onun dışında hiçbir şey değişmiyor. Yine bütün performansını veriyor ama şimdi takımın kimyasını %100 bozmasan bile bozdum. Üstüne bir de Jamal Murray'nin bu kadar kötü gözüküyor olması. Yani hani o bence zaten en büyük sıkıntı. Yani formsuz değil bak. Formsuzluk falan değil bu. Bayağı sanki Space Jam'deki gibi bir topa dokunmuş ve yeteneklerin bir kısmını bırakmış gibi oynuyor. Bu sezon eğer Denver bir kez daha o korkutucu işte 60 galibiyetlik bir takım seviyesine çıkacaksa bu yok için 30-30-30 averajla oynamasına gerek yok. Yani öyle bir şey yapamaz zaten de. Bunu bekleyemezsin. Bunu nasıl beklersin? Artık burada Jamal Murray'nin kendine gelmesini beklersin. Yani onlar için bence zaten en büyük risk bu olacak. Murray'nin ne düzeyde olduğu ve Murray'nin olmadığı durumlarda Michael Porter Jr. ne kadar ileriye doğru adım atacak. Çünkü bu Denver takımı artık Murray'den elit bir seviye beklemek zorunda ve Porter Jr.'dan da normalde yaptıklarından bir adım daha fazlasını beklemek zorunda kalacak. Bu iki oyuncuya da ne kadar güvenirsin? Bence zaten Denver ile ilgili muamma olan konu bu. Yoksa yok hiç yaptığını yapmaya devam edecektir. Bence orada sorun olan konu biraz daha ilk beşin diğer üyeleri. Porter Jr. ve Murray olmak üzere. Yani bu takımın diğer iki maksimum kontratlı oyuncusu. Şimdi tabii Doğu'yu Batı'yı konuştuk. Bu programda da söylediğiniz gibi böyle bütün detaylı 30 takımı da inersek bitiremeyiz. 5 saat falan çekmemiz lazım. O zaman kısa kısa sorularla geçip sonra bizim Türkleri konuşalım. En merak ettiğim takım. Ya benim bu sezonu en merak ettiğim takım açıkçası 2-3 tane söyleyebilirsin. Yani bir tane zor tabii de. 2 tane özellikle merak ettiğim takım var. Bir tanesi San Antonio Spurs, öbürü de Houston Rockets. Houston'ın kadrosu, yeni draft ettikleri oyuncu Reed Shepard benim beğendiğim bir oyuncu. Yani bu kadro artık play'ini zorlayacak bir kadro. Geçtiğimiz yılda zaten zorlamıştı. O açıdan merak ediyorum. San Antonio'da da Wembanyama'nın yanında gerçek bir point guard varken Victor Wembanyama'nın ikinci yılında özellikle NBA'de nasıl bir seviyeye çıkacağını merak ediyorum. Bu yüzden özellikle en merak ettiğim iki takım olarak onları sayabilirim. Ben de San Antonio'yu söyleyecektim. Senin o söylediğin yani hiçbir şey vermesin. Sezonda 20 galibiyet alsınlar. Belki de öyle. Yani ya bence zaten o ya 30'u bulmayacaklar. 30 civarına gelirse müthiş olur da. Ama sadece Chris Paul Wembanyama ikili oyunu için açıp San Antonio maçlarını izleyebilirsiniz. Çok acayip
işler görebiliriz. Houston'ı ben de merak ediyorum ama ben bir tane kafa takım olarak Philadelphia'yı çok merak ediyorum. Yani Philadelphia'nın ne yapacağını merak. Ya Philadelphia çok heyecan uyandıran bir takım ama ben açıkçası Paul George'a ve Embiid'e aynı anda kritik dönemlerde sağlıklı kalabilecekleri konusunda çok güvenmiyorum. Nick Nurse benim Embiid'i en beğendiğim koçlardan bir tanesi ama Embiid ve Paul George benim üst seviye performans veren süper yıldızlar olarak çok güvendiğim isimler değil. Evet, yani ben burada belki bir merakı bir de Miami ekleyebilirim. Yani bu yıl Jimmy Butler'a verilmeyen kontrat, Pat Riley'nin çok açık bir şekilde Butler'a eleştirmesi, hani git topunu oyna önce bir şeyler konuşmadan önce demesi. Miami'de farklı bir hava, farklı bir iddia yaratabilir mi sorusunu benim gözümde doğurtuyor. Yani yine o zombi Miami öldüğü yerden kalkabilir. Ben Miami'ye biraz olumsuz bakıyorum ya. Bence bu sene o beklenilen, yani yapması, sonunda ölecekler. Evet, yapması beklenilen şeyi Miami bence bu sezon yapamayacak gibi duruyor. Tabii yani bir sürü takım var. Bir sürü yine süperstar izleyeceğiz. Bayağı da bir özledik ve hepsinin de kavuşmak da çok keyifli. Bugün de gece çok iyi maçlarla açıyoruz doğuda ve batıda. Biraz da aslında doğudaki maç da bize bir şeyler verecek. Evet. Bakalım artık yeni sezonda birlikte olmaya da devam edeceğiz. Türklere geçelim. Alperen Şengün. Alperen Şengün 185 milyon dolarlık 5 yıllık kontratı aldı ve son yılı da kendi oyuncu opsiyonunu bir Türk sporcunun da tarihte NBA'de yaptığı en büyük kontrat oldu. Ben topu sana atarken şu yorumu yapayım. Alperen Şengün bu kontratı sonuna kadar hak etti. Kesinlikle. Yani takımın bir numaralı oyuncusu oldu mu? Oldu. Oyunun bir kere sadece ismen veya figür olarak bir numara olmanız yetmez. Oyun anlamında da bir numara olmanız gerekiyordu. Alperen bu takımın merkez oyuncusu da oldu ve ona da bu kontratı verdiler. Helal hoş olsun. Umarım kazandığı parayı da güzel günlerde harcar. Onun da tabii önce basketbol hayatını iyi bir şekilde götürür ama bu paranın bence bir getirisi de ciddi bir sorumluluk. Tabii. Çünkü şu an Alperen gerçekten NBA'de ciddi bir para kazanan ve gelişmeye devam eden bir oyuncu gözünde. O yüzden bir adım bile geriye basmadan hep ileriye basarak devam etmesi gerekiyor. Çünkü işin içine artık para da girdi. Ya kesinlikle Efe, zaten NBA'de para hiçbir zaman para değildir. Para tabii, statüdür. Statü. Burada da çok net bir statü okuması yapabiliriz. Çünkü Alperen aynı draft edildiği takımda, yani aynı draft senesinde draft edildiği takımda ikinci sıradan seçilen Jalen Green 3 yıl 106 milyon dolarlık kontrat alırken Jalen Green'den çok daha uzun ve çok daha yüksek bir kontrat aldı. 5 yıl 186 milyon dolarlık. Zaten iki oyuncuya verilen bu kontratlar da takım bazında, takımın gözünde hangi oyuncunun nasıl bir noktada olduğunu da anlatan bir açıklama bence bizlere sundu. Yani Alperen sadece bu kontratı almadı. Alperen bu kontratı alırken takımdan aslında sen bizim bir numaralı oyuncumuzsun. Şu anki organizasyonel yapımız arasında seni çekirdeğimizin bir numaralı parçası olarak görüyoruz'un da karşılığını aldı. Hı. Yani Jalen Green'den daha uzun süreli ve daha yüksek bir kontrat alması bunu da gösteriyordu. Senin de söylediğin gibi bu para, tırnak içinde statü, sadece verilen bir şey değil, sorumluluklarıyla gelen bir şey. Şimdi Alperen için de geçtiğimiz yaptığı gibi bunu üstlenmeye devam etmesi gerekecek ve hem kendi oyununu hem de takımını bir üst noktaya taşıması gerekecek. Çünkü Houston hedefleri hızlı bir şekilde arttıran bir takım. Geçtiğimiz yıl play-in'in dışından kapısından döndüler. Bu yıl mutlaka play-in'i zorlayacaklardır. Bunun için hamleler yapacaklar. Bunun için yırtıcı olacaklar. Ellerinde çok fazla oyuncu var. Çok fazla aset var. Mutlaka bir noktada bir süperstarı gitmeye çalışacaklar. Yani bu adımları da çok hızlı atacak bir organizasyon Houston. Çünkü Rafa Stone biraz o şekilde bir yönetici. Evet. Alperen'in o yüzden burada sırtında büyük bir sorumluluk var. O açıdan çok değerli. Bir yandan da tabii bir Türk oyuncunun NBA'de bir takımın çekirdeğindeki bir numaralı oyuncu olması ve o statüyü sadece bizim hani ona veriyor olmamız değil, takımının da ona bunu veriyor olması bizleri de ayrı mutlu eden bir şey. Yani bunu görmek de çok güzel bir duygu. Hele ki NBA'de bizi temsil eden oyuncu sayısı artık bu kadar azalmışken bunu görebilmek de ayrı bir mutluluk. Maksimum kontrat değil, onu söyleyelim. Evet, evet. Yaklaşık salary cap'in %20.6'sına tekabül ediyor Alperen'in alacağı kontrat. Yine de iyi bir kontrat. Yani son yılı beklemesindense bu kontratı alması Alperen'in iyi oldu. Alperen eğer istemeseydi bu yıl bu kontratı kabul etmeyip kontratının son senesini geçirip sonrasında daha yüksek bir kontrat için serbest piyasada şansını deneyebilirdi. Ama bir yılda ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Bu da gayet iyi bir kontrat diye düşünüyorum. O açıdan Alperen için bence önünde önemli bir mücadele var ama her şeyden önemlisi çok daha büyük bir sorumluluk var. Fakat buna hazır olduğuna inanıyorum ben.
Ya bir de şöyle bir şey var. Alperen çok genç bir basketbolcu. Son yılı zaten oyuncu opsiyonu 185 milyon dolar. Alperen belki 4 yıl sonra yeni bir kontrat yaptığında belki de 285 Tabii. milyon dolarlık bir ya kontrat. Zaten salary cap'in yani. Geleceği boyutu da düşünürsek mesela maksimum kontrat değil. Sözleşmesinin son yılına girdiğinde Alperen salary cap'in yaklaşık %18'ini falan kapsayacak. O da insanları biraz yanıltıyor belki. Yani işte ucuza mı gitti diye. Aslında o kadar da ucuza gitmedi ama NBA'de 2 yıl içerisinde yeni televizyon anlaşması devreye girecek. Ve onunla beraber salary cap adım adım yüksek bir oranda artmaya başlayacak. Tek bir seferde birden artmayacak ama artacak. Bundan ötürü de Alperen'in kontratı şu an olduğundan 2026 yılına geldiğimizde bir tık daha ucuz gibi gözükecek ama bu ucuz olduğu anlamına gelmiyor aslında. Bir sonraki kontratta onu çözüyor. Bu salary cap olayını da bir gün bir program hani bir bonus programı konuşmak lazım. Orada bence işler yakında çığırından çıkacakmış gibi duruyor. Bir başka oyuncumuz Onurat Bitim. O da şu an serbest oyuncu konumunda, Fenerbahçe ile adı geçiyor en son çıkan haberlerde. Ve bu sezon işte Cedi'de, Furkan'da Avrupa'ya geri döndüler. Ömer de döndü. Ömer de döndü. Ya Onur Albin durumu daha belli değil efendim. Dün aslında bir bu konuda bilgi aldım. Yani halen son bir çift yönlü kontrat NBA takımlarını kovalıyor. Sonuna kadar da kovalamaya çalışacak. Oyuncunun hedefi biraz daha bu yönde. Orada kalmak. Biraz daha bunun için çabalayacak. Umarım hayırlısı olur. Yani Onur Albin belki bir yıl oradan uzaklaşıp Avrupa'da kendisini yüksek rolde kanıtlayıp tekrar NBA'ye gitme şansı da olabilir. Ama oyuncunun ideali de orada kalmaya devam etmek. O yüzden kendisi için en hayırlısı neyse o olsun diyorum. Bakalım oyuncumuz tabii ki de umarım bir tane orada takımla anlaşır ve NBA'de kalmaya devam eder. Ben çok kısa onu bir programda konuşamamıştık. Furkan ve Cedi'de Avrupa'ya döndü. Ben özellikle Furkan için en iyisinin bu olduğunu düşünüyorum. Bence iyi bir hamle oldu kendisi adına, kendi basketbol kariyeri adına. Cedi'nin de Furkan'la aynı değil. Furkan bu kadar fazla şans bulamamıştı kendi içinde bulunduğu kadrolarda ama Cedi'nin de bazı şansları çok iyi değerlendirdiğini söyleyemem. O yüzden orada bu Avrupa'ya dönüşün Cedi'de de bir sıkıntısı var. Ya belki evet. Ya ben biraz artık şöyle bakıyorum. 2025'e giriyoruz. Eurobasket bizim önümüzde ve ülkede basketbol bence gerilemiş durumda. Zor durumda hatta. Bence gerilemek değil de. Yani bu oyuncuların Amerika'da süre alamıyorken Avrupa'ya dönüp süre alabildikleri yerlerde olmaları bence Eurobasket 2025'te Türkiye'nin elini güçlendirecek bir unsur ve bizim bence artık iyi bir milli takım turnuvası geçirmeye ihtiyacımız var. O yüzden ben Cedi'nin ve Ömer'in özellikle Panathinaikos'ta Ergin Hoca'nın yanına gitmesini çok iyi buluyorum. Hem kendi kariyerleri açısından hem de bence bizim milli takımımız bence açısından. Yani biraz kendi bencil emellerimi de hani burada devreye sokuyorum. Ama bence onlar için de iyi olacak. Ya sadece Avrupa'ya dönmeleri değil, senin de söylediğin gibi. Rol almaları. Cedi ve Ömer'in şeye gitmesi, Ergin Ataman'ın yanına gitmesi ekstra bir onlar için avantaj oluyor. Umarız ki tabii ki de senin de söylediğin gibi milli takım için de kendi kariyerleri için de iyi bir sezon geçirirler. Biz aslında konularımız bu kadardı ama son böyle 1-2 dakikalıkta bir ustalara saygı kuşağı yapmak lazım. Bütün yaz olimpiyatta onları konuştuk. LeBron James, Stephen Curry ve Kevin Durant. Kevin Durant 18. sezon. Ya 17 ya 18. 2007'de geldi. 17. 18. sezonu. LeBron 22'ye giriyor. Curry 16-17'ye giriyor. Yani tünelin ucundaki ışık her gün daha büyüyor ama hiç gitmeyecek gibi de oynuyorlar. Yalan yani, değil yani. Biz hiç gitsin istemiyoruz. Ama işte tabii şöyle bir durum var abi. Olimpiyatlar müthişti. Müthiş. Yani harbiden bu olimpiyatları izleyebildiğimiz için çok şanslıyız. Final falan inanılmazdı. Yani. İnanılmaz güzeldi. Ama durum şu yani. Bu oyuncular LeBron, Curry, Durant kısıtlı bir turnuvada halen bütün turnuvanın kaderini değiştirebilecek oyuncular. Fakat NBA bir maraton. NBA 8 ay süren bir maraton. Evet, çok uzun. Yani bu oyuncular artık kariyerlerinin bu noktasında 8 ay boyunca yükün en büyüğünü çekebilecekler mi bilmiyorum. O açıdan tabii ki zor bir sezon. Bizim için de artık yavaş yavaş o açıdan sonları izlediğimizin farkındayız. En şanslıları yani. Kevin Durant. Onun yanındakiler yine daha bir genç. Yani, evet, bir bukırı var. En azından bir bukırı var. Evet, Step Back'le birlikte sizlerin karşısına da biz de geri döndük ve NBA de geri dönüyor. Gerçekten çok mutluyuz. Sezon boyunca da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Özer ağzına sağlık. Bu programı kapatıyoruz. Yine sizlerle bir kez daha karşınıza çıkmak umuduyla diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.